Merhaba arkadaşlar. Şimdi kısa bir video hemen. Çok soruluyor bu. Battle Pass ne atmalıyım? Ne zaman almalıyım? Almalı mıyım? Battle Pass nedir, ne değildir diye. Hemen açalım abi. Kısa olacak, anlatayım. Şimdi Battle Pass Adventure Level 20 olduğunuzdan sonra, 20 olduktan sonra açılıyor. Şu gördüğünüz üstteki bütün ödülleri bedavaya alıyorsunuz. Oyun size hepsini veriyor bunları. Hiçbir sıkıntı yok. 50 level'a kadar çıktığınız müddetçe. Burada kendi görevleri var. Günlük görevleri, haftalık görevleri. Bunların hepsini yaparak buradaki bu görevler de var. 50 level'a ulaşmanız hedef bu. Şimdi para verirseniz ne olur? Bastığınız zaman buna gördüğünüz gibi 10 dolara bunları alabiliyorsunuz. Buradaki ödülleri. 20 dolar verirseniz eğer Battle Pass level'ınız 10 level'dan 10 ekstra 10 level ekliyor. Hani atıyorum 40'ta falan kaldınız. Bunu alırsanız 50'ye tamamlıyor. Üstüne 5 tane de o ay açmanızı sağlayan zımbırtıdan biri. Hani resim var ya, stamina, resim diyoruz ay şeklindeki şeylerden. 60 tane veren 500 tane, 5 tane ondan veriyor. Yani 300 tane de ekstra ondan ekliyor. Şimdi bu Battle Pass neler veriyor ekstradan? Para verdiğiniz müddetçe. Şu bir şeylerden veriyor. Bu yeni gelen karakterlerde bu mesela Venti'nin olduğu kutular gibi. Venti Banner'ı gibi ekstradan veriyor. Toplam 5 tane veriyor olması lazım. 1, 2, 3, 4. 4 tane veriyormuş. Üstüne 680 de Prim Hocam veriyor. İstediğiniz yerde kullanacağınız. Bu chestleri çok soran oldu. Ne işe yarıyor bu chestler diye. Bu chestler şu işe yarıyor abi. Gelelim mesela Venti'de gösteremem de fişe gel. Mesela şunu level'layacağım zaman bak bu kitaptan istiyor. Bu kitaplardan az düşüyor. Yani çok resim harcıyor ay şeklindeki şeylerden. Farmlaması birer birer düşüyor çünkü. Onların mavi olanından düşüyor. O chest'ler direkt 4 level veriyor. Mor olanında gördüğünüz gibi. İlk başlarda mavi veriyor. Sonra şeye geçiyor. Maviden mora geçiyor. En çok can alıcı şey Battle Pass'in 30 level'da silah var. Silahlar. Bu silahların hepsi çok güzel silahlar. Şimdi bu silahların dezavantajı ne? Şimdi silahların özelliklerinden bahsedeyim önce. Bu silah hepsi crit rate veriyor bir kere. Hani şaşmaz. Hepsi crit rate veriyor. Normal ilk rezidemci normal atakların damage'ını ekstra %20 arttırıyor. %60 kritlediği zaman normal atağın %60'ı kadar karakterin canını yeniliyor. 5 saniyede bir bu efekt gerçekleşiyormuş. Bu o kadar iyi değilmiş. Çöp geç. Buna gelelim. Ha, bu bayağı iyi. Bu mesela Diluc'ta falan fena olmaz. 5 kere stackleniyor. %30 daha fazla hasar veriyorsunuz. Fakat %15 daha fazla hasar alıyorsunuz aynı zamanda. Bayağı iyi bir şey bu. Fakat karakter hasar alırsa hani hiç hasar almadan vurmanız lazım. Mesela işte arkadaşlarınız girdiğinizde bir arkadaşınıza boss şeyse ya da yaratık vuruyorsa siz arkadan yağlayabilirsiniz. Herhangi bir hasar aldığınızda bu üzerinizdeki buff gidiyormuş. Şekilli şukullu bir kılıç ama bu buff hasar alınca gitmesi biraz tırtmış. Gelelim buna. Bu ne yapıyormuş? Normal atak şeyi arttırıyormuş. Elemental skill'i Elemental Burst'ün damage'ini 6 saniye boyunca %20 arttırıyor. Normal bu tık tık atak yapıyorsunuz ya o E damage'ınızın yani Elemental skill'in ve Elemental Burst'ün ultinizin damage'ını 6 saniye boyunca %20 arttırıyor. Aynı şekilde şeklinde de kullanabiliyormuşsunuz. E skill ya da ultiyi attığınızda bu sefer normal atakların damage'ine mesela %20 artıyor. Bunu attıktan, bunu böyle vurduktan sonra E atarsanız %20 fazla. İşte ulti attıktan ya da E attıktan sonra böyle vurursanız o da %20 fazla. Enteresan, güzelmiş bu. Mona'ya gider, fena değil. Fena değilmiş bu. Gelelim bir sonrakine. Bov'da da şey muhabbeti var. Normal ataklar ya da eğimli işte o çekip vurduğunuz atak. Hani şarjlamanıza gerek yok yani sadece böyle eğim alarak target şey alarak vurduğunuz ataklar Cyclone işte bir hortum oluşturuyormuş. Bu etraftakileri atağınızın %40'ı kadar her 0,5 saniyede 4 saniye boyunca vuruyormuş. Bu da 14 saniyede bir çıkıyormuş. Yani bu bow aslında kimle güzel olur biliyor musun? Bu bow aslında Ember'la güzel olur. Yani neden Ember'la güzel olur biliyor musun? Şunda basılı charge'lıyor ya mesela. Hatta Ember'ı açıp göstereyim. Şurada bir saniye bekle. Charge atakta çalışmıyor ama şöyle bir şey var. Hani normal charge atakta çalışmıyor bu arada. Şeyde çalışıyor. Aim atakta ya da düz atakta.
Mesela Ember'la böyle charge'ladığınızda ateşe attınız ya, normal bu atak peşine vurursanız o hortum çıkarsa bu ateşi yayar etrafta. O açıdan çok enteresan bu bomuş. Venti de çok iş yapmaz. Şeyde yarar mı? Fişte yarar mı? Çok bir yani çok elektriğin öyle yayılma gibi bir şey yok. Olay elektrikli hortum tarzı bir şey yok yani, anladın mı? Bir şey görmedim hiç yani. Ben çok vurdum ama hiç öyle elektrikli şeyin yayıldığını gördüm, elektrik yayıldığını, ama öyle çok bir olayını görmedim. Ama bu Ember'da çok tatlı olurmuş bu buff. Enteresan. Gel gelelim en iyi şeye, ödüle. Bu şeyden sonra ya Mona için bunu alın ya da bu Polyarmor Xiaoling için alın. Etrafta iki tane düşman varsa atağınız %16, defansınız %16 artıyor. Eğer etrafta sadece bir tane düşman varsa, yani ikiden az düşman varsa, atağınız %24 artıyor. Tam bir boss kesmelik. Aynı zamanda birçok yaratığın tar şeyin boss şeyin mobun etrafına girebileceğiniz çok güzel bir mızrak. Bu, ben bayağı beğendim bunu. Yani alırsam eğer kendim, ya bunu alırım Mona için ya bu mızrağı alırım. Öyle düşünüyorum yani. Bunun bu hasar aldığınızda direkt ama işte hasar aldığınızda da şöyle bir şey var. Bir stat düşüyor. Hani bu da fena değil gene. Hani şöyle vurmaya başladın adama. Vuruyorsun. Stay maxladın değil mi stay? %30 hasarın var. Adam sana vurdu. O %30 hasar direkt resetlenmiyor komple. %24'e düşüyor. Bir daha vurdun, tekrar %30 oldu falan. Hani o kadar kötü değil. Bu üçünden birini alırım ben büyük ihtimal. Kafamdaki bu üçü var. Hani ya Mona'ya bunu alırım, Mona hesabını alırsam. Bunu pek almam. Xiaoling bende ana DPS değil ama ana DPS olarak kullananlar bunu alabilir. Ya da bunu Dilio alırım. Fakat bu silahların ne dezavantajı var? Bu refine muhabbeti sıkıntı abi. Hani refine edemiyorsun. Bu arada yayındaki arkadaşlara ben yanlış bilgi vermiş olabilirim. Refine çok gold harcıyor falan diye. Geçen benim alt hesabımda denedim. Refine hiç gold harcamıyormuş abi. Aç bunu. Hani refine en azından bu level'larda, bak bunu koyuyorsun 500 gold harcıyor yani. Bu hiç para değil yani. O yüzden 3 star silahları refine edebilirsiniz. Bu da bayağı o açıdan iyiymiş. Onun dışında ne zaman almak lazım bu Battle Pass'i? Bak, bu hatayı yayında yapan çok arkadaş var. Abi kesinlikle 31 gün diyorsa 30 güne kadar bekleyin. Bir Battle Pass level'ınız 50 olana kadar oyunu oynayacak mısınız? Ne yapacaksınız? Devam ediyor mu? Ne oluyor? Etkinlik geliyor mu? Görün iyice. Hiç şey yapmayın, sokağa atmayın 10 doları, hesabı da iyice içinize sindi mi emin misiniz devam edeceğinizden? Bunlardan emin olduktan sonra 10 doları yatırın. Bu 2 ayda bir, yani 6 haftada bir 10 dolar şeye geliyor yani, işte tam böyle 7,5 dolara falan geliyor ayda. Hani eğer almak istiyorsanız değer mi? Değer bence. Ben almayı planlıyorum ama ben de 30 gün bekleyeceğim abi. 30 günün sonunda bakacağım ne oluyor ne bitiyor, ondan sonra karar vereceğim. Kesinlikle şu an almayın abi, hiçbir avantajı yok. Eğer illa almak için eliniz kaşınıyorsa 30'unu bekleyin, 30 level onun önce. 30 level olduktan sonra almanızı benim tavsiyem o yönde. Umarım bu bilgiler yardımcı olmuştur. Buraları sürekli kontrol edin. Haftalık görevler, günlük görevler aynı. Fakat haftalık görevler sürekli değişiyor. Bunları sürekli kontrol edin. Eksik gedik kalmasın. Battle Pass hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Hala sorusu olan arkadaşlar için yoruma bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Umarım beğendiniz. Abonelik, beğeni atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.